Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Minecraft Botlu Survival serimizin yepyeni bölümündeyiz. Minecraft Botlu Survival'da kaldığımız yerden kapı gibi, taş gibi, barut çocuk Emad Naghi ile yani istenmeyen tüyle devam ediyoruz. Hoş geldin Emad. Hayır, istenmeyen tüy eskide kaldı. Niye hala kafanda duruyor kardeşim? Bugün ne gibi çocuk oldun? Onu bize söylemek ister misin? Bugün güç oldum. Neyi güç oldun? Söyle. Bugün abi en büyük güç bende. Niye biliyor musun? Niye kardeşim? Söyle bakayım. Çünkü bugün özel. Çekiz gibi çocuk oldum. Arkadaşlar gitmiş camları yaptığımız. Manyak oldum be. Camları yaptığımız çekici mi buldun sen bunu gizlemeye çalıştın? Evet. Al şunu. Çekiç çocuk Emad'la devam ediyoruz. Aslında çekiç kafa Emad. Hayır çekiç biz hilaldi Emad. Hilale diyorduk çekiç diye. Hani çekiç çekiç ya. Tam öyle neyse, deme. Videoyu kapatmayın arkadaşlar. İğrenç bir espriydi. Botlu Survival'ın devamı için videonun başına söylüyorum. Az like atıyorsunuz. Bakın lütfen. Ne kadar like geldi bir önceki bölüme? 11.000 like geldi Emad'cığım yani. Ayıp, ben gideyim mi? Gidelim mi? Zaten Emad... Kapat videoyu kapat. Emad neden razı gitti arkadaşlar? Bir şey diyeceğim. Ha şurada yürümüz varmış. Bu bölümde yine çok efsane bir şey yapacağız arkadaşlar. Biz yine çok farklı bir kılıç gördük. Ne kılıcı gördük diyeceksiniz. Hemen söylüyorum sizlere. Ne kılıcı? Manyak bir kılıç gördük. Manyak bir kılıç gördük arkadaşlar. Gördüğüm kılıç kaplumbağa kılıcı. Bildiğiniz Minecraft'ta kaplumbağadan bu bölümde kılıç yapıp yine bossların olduğu şehre gideceğiz arkadaşlar. O hala yine manyak bir video olacak. Çerezinizi, cipsinizi, kolanızı veya sağlıklı atıştıracaklarınızı alın. Meyve, sebze, salata, yemek ne varsa hazırlayın. Arkanızı yaslanın. Ama like atın önce. Aynen. Öncesinde like atarsanız. Like atmadan lütfen geçmeyin ya. Ben üzülüyorum. Evet. Sonra üzülüyor bu çocuk. Arkadaşlar bakın buraya bir tane korkuluk yaptım. Sırf Emad. Emad nasıl? Efsane derecede güzel değil mi korkuluk? Baksana bana bir. Karga muamelesi mi yapıyor? Evet. Sana karga muamelesi yapıyor. Arkadaşlar. Lan çok tatlı. Yorumlarda şey yazmışsınız abi işte şunu bunun boyuna indir tarlayı daha rahat eker falan filan diye. Evet haklısınız, görmüş olduğunuz gibi zıplayamıyor. Oğlum bunun yüzü gözü kaymış Emad. Bu takat mı yedi birisinden? Dur bakayım bunu bir yedirelim. Aa hoş. Bak ona verdiğimiz zaman bak hasarı hoş. Gitti. Kilo aldı Emad bu. Fark ettin mi? Baksana. Ya aldın onu kafana mı taktın? Allah aşkına git ya şunu yerine geri koy. Çok iyi değil mi? Ben diyorum bu ne saçma. Kafam kılıç gibi şu an, seninle dövüşebilirim. Ya Victor arkadaşlar buralara domates side ekiyorum. Gelecek bölümlerde çok güzel bir şey yapacağız. Onun için şimdiden hazırlık yapıyoruz. Emad şurada saçmalamayı bırakır mısın kardeşim? Nereye gitti bu? Tamam ne yapıyoruz? Buradayım ya. Kardeşim bu bölümde aşağıya güzel bir kitaplık yapacağız arkadaşlar. Kitaplık yapma sebebimizin bize ipeksi dokunuş lazım. Çünkü kaplumbağa kılıcı yapacağız. Onun için Emad'cığım ne yapıyoruz biliyor musun canım kardeşim benim? Bizim bu inekleri çiftleştiriyoruz Emad'cığım. Hangi inek? Sarı inekler var ya. Onları baya bir çiftleştirmemiz gerekecek Emad'cığım. Gençler şimdi şu odunları benim soymam gerekiyor. Bunlardan birlikte çift yapacağım. Emad her zamanki gibi boş yapıyor. Emad nerede? Ne boşu be? Seni bekliyorum ben. Niye beni bekliyorsun? Gel bir işin ucundan da sen tutsana kardeşim. Ne yapayım? Ne lazım abime? Kardeşim al şunları şey yap, neydi onun adı? Ben koyayım. Sen de git bunları bir güzel bir şey. Soy bakayım. Emad soy bakayım. Hadi Emad şu üstüne de gelsene. Soymak. Bitti lan. Şeyim bitti bir dakika. Ya Emad bir şey diyeyim mi sana? Sen de bir şey ne zaman düzgün olacak kardeşim benim? Bana onu bir açıklar mısın? Ha? Bundan acaba balta yapılıyor mu? Neyden balta yapılıyor mu kardeşim benim? Renkli şeyden. Bilmiyorum renkli şeyden yapılıyor mu? Arkadaşlar şimdi yapacağımız çiftlerin yapımı biraz değişik görmüş olduğunuz gibi. Emad yaptın mı kendine balta kardeşim benim? Söyle. Evet buraya koy. Tamam çık buraya direkt koyuyorum arkadaşlar. Tamam. İneklerin kaçmaması gerekiyor. Emad'ın yaptığı... Bu kadar. Tek burası değil ya Emad, diğer taraflarında... Yanlara da mı koyacaksın? Yanlara da koyalım şöyle dursun ya. Tam ahır stili verelim. Güzel. Arkadaşlar buraya her tarafı kapamamız gerekiyor çünkü dediğim gibi hayvanlar kaçıyor buradan, çiftlik yapamıyoruz buraya. Emad'cığım kır buraları. Hadi kardeşim. Kırayım abime hemen. Arkadaşlar bu çocuk çok yavaş ya, görüyor musunuz? Hayır yavaş falan değil. Aa bir dakika kaçacak. Ne oğlum oradan kaçmaz ya. Gel bakayım. Aa bak şurayı şey yapmayı unutmuşuz, tamam hadi kır oraları da. Bura ne ya? Bir şey diyeceğim. Bu keçi niye ortada duruyor? Evet o keçi öyle kendi başına buyruk dolaşıyor, senin keçin ya. Senin gibi inatçı bir şey. Ankara keçisine benziyor ha. Emad keçisine benziyor. Bence o İran keçisi ama neyse. Arkadaşlar şimdi bizim burada neydi onun adı? Ket değil ha. Bizim burada tavuklarımız vardı. Emad şu sandıkta şey vardı. Lan ne kadar tatlı. Bunları çiftleştirebiliyor musun? Nasıl kaçtı? Aa kaçtı biri. Tavuk oğlum nasıl kaçtı? Zıplayıp kaçtı. Oğlum oradan zıplayabilir mi? Aa kenara zıplayıp mı kaçtı Emad varilin üstüne? Hayır. Direkt kaçtı üstünden. Neyden kaçacak ya? Oğlum, bilmiyorum ki. Nasıl kaçtı? Koyamadın, düzgün koyamadın. Nasıl? Emad sen kaçırdın değil be. Hayır abi söyle. Ben nasıl kaçırayım Allah Allah. Emad sensin o, yaparsın, dur bakayım. Dur, üstünden atladı gitti manyak ya. Bekle dur bakalım turuncu. Aa evet çok güzel. Tamam sınırsız tavuk vardı. Şimdi şunları da bir güzel çiftleştirelim. Ya bu şeye arkadaşlar benziyor. KFC'ye benziyor. KFC tavuklarla. Oğlum bak burada çıkan tavukların hiçbirisi böyle minnak falan filan. Bak inekler de hepsi büyük, farkında mısın Emad? Bak niye küçük olmuyor? Ben de bilmiyorum neden küçük olmadıklarını. Arkadaşlar şimdi bize daha fazla inek lazım. Ha bak şurada inek var Emad, bak görüyor musun? Aa dışarı yeni doğanla onu şey yap. Neydi o? Ha ikisi sanmıyorum. Bunlar aynı şey olmadıkları için çiftleşmezler. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu bu şekilde yumurtasını alacağım. Bir tane daha inek bulursak aşırı derecede işimize gelecek. Hatta dışarıda bak, dışarıda var. Arkadaşlar ineklerimizi buraya bu şekilde koyuyorum. Şimdi hadi bakayım. Bol bol bize yavru gerekiyor ki sizden deri kasalım. Biz öyle. Bende 2 tane deri var. Sende 2 tane var. Bende de var. Arkadaşlar kitaplık yapmamız için bayağı fazla derecede. Ha dedim direkt büyüdü mü? Hadi siz daha yok mu aranızda çiftleşecek olan? Yok mu? Neyse. Biraz zaman geçsin arkadaşlar. Bunlar çiftleşsin. Biz de kitaplıklarımızı yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Gençler biz bir şey fark ettik. Kitaplık yapmak için deriye ihtiyacımız yokmuş. Modla oynadığımız için ipten de oluyormuş. Ama bilin bizde ne yok arkadaşlar? Emad'cığım sen... İp yok. Bizim ipimiz yok. Mağara bulursak mağaradan hani bulabiliriz diye düşündük ip. Zaten birazdan mağaraya inmemiz gerekecek madene. Sebebi de şu arkadaşlar, Diamond'a ihtiyacımız var. Diamond için niye yapacaksın Diamond'ı? Kardeşim bugün maceralara atılacağız ya canım kardeşim. Hani sen çok pardon, iyi... özür dilerim. Sen çok iyi takip ediyorsun ya bu seriyi. Hani özür dilerim yani. Çok özür dilerim hayatçım. Böyle bir hata yaptığım için. Bizim hiç diyamız yoktu değil mi? Bizim hiç diyamız kalmamıştı. Evet yapa 5 tane kitaplık yapabildim. Bizim acilen şeyi... Çok inmemiz... hemen mağaraya inelim abi. Bizim direkt mağaraya bulalım. Bizim eski madene geri geldik arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz israfı? 17 tane demir unutmuşuz. Emad onları bana ver. Bunları şey mi yapacaksın? Kazma mı yapacaksın? Madenim yok evet. Ben anlamıştım zaten sende hiçbir şey olmadığını. Arkadaşlar direkt bu şekilde yardırıyoruz. 8. kattaymış. Hatta biraz daha üste doğru çıkalım. Benim kazmam bitti arkadaşlar. Demirleri buraya ısıtmaya koydum. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yorumlarda geçen sefer şey yazmıştınız. Abi işte elması geçtin. Galiba o geçtiğim elması şu an itibariyle buldum arkadaşlar. Çok ciddi diyorum sizlere. Şurada bir yerde. Hatta çok iyi hatırlıyorum, yorumlarda görmüştüm. Redstone'un orada abi elmas vardı almadın, elmas vardı almadın. Evet arkadaşlar 3-4 bölüm sonra o aranılan elmaslar bulundu. Tam da 5 tane. Sen de mi buldun? Ben 5 tane buldum. Evet. Kaç tane buldun sen? Ne bileyim, dur kıracağım, bekle. Çabuk kır. Emad bu arada Mineshaft bulduğunu da söyledi. Emad nerede Mineshaft'in? Mineshaft'im yanımda abi. Arkadaşlar aralarından kan bulundu. O kadar mutlu oldu ki ben video nasıl enerjik geçişi yaptı. Spawner'ı buldum. Arkadaşlar bekle, şimdi bekle. Bir seri boyunca bize yetecek ipi buradan şu anda kasıyorum, görmüş oldun. Merhaba. Aa bir şey diyeceğim, çok haklı bir şey yaptım. Kılıcım bitti. Kılıçla yaptım, kılıcım bitti. Lan ya, alabildin mi? Evet. Tamam arkadaşlar şuraya da kır, şuraya da kır, şuraya da kır. Şuraya da kır. Kır. Oha! Gel şurada da varmış spawner. Oğlum. Bitti kılıç bitti. Kılıç budur, bir tane daha var. Dur kazmayla almaya çalışacağım ama 2 saatte alırım. Tamam. Burayı da topla. Oğlum burası ne? Biz nereye düştük arkadaşlar? Dur şu spawnerları da kırayım da gitsinler. Tamam. Kaç tane ipin oldu Emad? Bende 2.64'lük oldu. 2.64 6 falan filan. Çok iyi. Arkadaşlar aradığımız şeyleri bulduk. Dur gitmeden şu demirleri de alayım da uzun bir süre maden yapmayalım bu seride. Bu kadar yeter bize. Evet. Ben de aldım demir bir sürü. Tamam. Kaçıyoruz buradan. Çabuk yürü. Koş. Çabuk. Kaç. Gençler şimdi kağıtlarımızı yapıyorum. Aşırı derecede mutlu oldum. Deli gibi görmüş olduğunuz gibi kitaplık yaptık. Emad biraz daha şeker kamışına ihtiyacımız olabilir anladığım kadarıyla. Buğra abi aşağıya gelsene. Kardeşim şu anda aşağıya gelemem ama neredesin sen? Yukarıdayım. Emad bize biraz daha şey gerekiyor. Neydi onun adı? Hangi yukarıdasın ya? Bizim yukarıdayım işte. Arkadaşlar şuradan direkt büyü masasını obsidyen bizdeki ne? Almadım ben obsidyenleri, aldım. Niye kabul etmiyorsun arkadaş? Obsidyenleri aldım. Aşağıda ne yapıyorsun Emad sen? O aşağı değil, yukarı. Yok indim. Bir kez vallahi indim buraya. Aşağı gel Emad. Yapacak bir şey yok. Dur arkadaşlar, geliyorum bekle. Biz enç odasını buraya düşünmüştük. Burada kılıç var mı? Benim kılıca ihtiyacım var. Gel kılıç. Gel bir. Emad bu kılıcı buradan nasıl alacağız? Bilgin var mı? Neyi? Burada bir tane kılıç var. Onu almamız gerekiyor da. Arkadaşlar biz şu şekilde yapmayı düşündük kitapta. Nasıl alacağız onu? Neredesin? Onu öldür be. Buradayım. Bak bize deli gibi şeker kamışı lazım. Evet bu harbiden nasıl alınıyor burada? Arkadaşlar bunu kırıp alacağız galiba. Yani öyle değildir ama öyle oldu. Kitaplığımızı bitirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece güzel bir kitaplığımız var. Şimdi demir kazmaya, ipeksi dokunuş çıkarmaya çalışacağım. Evet, diyeceksin ki niye böyle bir saçmalık yapıyorsun? Elmasımız fazla yok arkadaşlar. Bize lazım. Oo, servet 3 çıkardım. Kırmızılık 3, servet 3 çıktı. Hadi bir ipeksi gelir ya. Servet 2 geldi. Çok güzel. Hadi bak, demir kışa basıyoruz. Verimlilik 4 de geldi. Evet Emad, benim basacaklarım bu kadardı diyeceğim. Bu kadar mı? Sen de... O kadar mı? O kadar. Dur, bas ulan, bas ulan, hepsini bas. Al hepsini. Sakin ol kardeşim, bir dakika. Şuradaki gizli yerimize şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Biraz da demir kazma yapacağım. Ya bunun bir taktiği vardı benim hatırladığım kadarıyla. Biz Jon'da öyle yapıyorduk. Şey neydi onun adı? İpeksi çıkarmak için. İpeksi çıkarmak için şey yapıyorduk Emad böyle. Kitaba basıyorduk. Kitaba bas. Aa, ipeksi dokunuş, dur. Birinci de verdi, tamam, çıkardım ipeksi dokunuş. Valla ben direkt sonuncu da bekliyordum. Sen ne bal bir insansın. Uzun zamandır modla oynayınca arkadaşlar normali unutuyorsunuz mantıken, o yüzden böyle oluyor. Emad, bir şey diyeceğim, buraya örs bir şeyler de yapalım da burası boş kaldı ya. Bak, buraya da kitaplık yapacağız. Burayı ayarlamamız gerekiyor, buraya arkadaşlar, kitaplık gelecek daha. Yorumlarda bizi gazlamanız gerekiyor. Gazlayın bizi. Gazlamak göre... abi like atılmıyor ki, ben niye yapayım ki? Like'sız olmaz. Like atmanız gerekiyor gençler. Like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Servet 3, şunları bir sonraki bölümde birleştiririm de bir saniye. Şu sadece ipeksi bana lazım arkadaşlar. Şunları şurada bırakayım. Ha, ipeksi bizimle birlikte. Bakın, geçen bölüm izlediyseniz yine şey yaptım Emad. Ne yaptın? Ekmek içi ekmek yaptım. Gelmiş olduğu gibi. Arkadaşlar çok karın doyuruyor. Ben ne yapayım? Şimdi uçağımıza bineceğiz. Kaplumbağa aramayı. Arkadaşlar, kaptan pilotunuz Buğra Kazancı konuşuyor. Emad'cığım, dışarıya kömürleri attım. Alır mısın onları kardeşim? Ya beni niye indiriyorsun? Kasıtlı yaptım. Hadi Emad, hadi. Basıyorum gaza. Basıyorum arkadaşlar. Şimdi Emad'la birlikte okyanus arayacağız. Okyanusta ne yapacağız? Tabii ki de kaplumbağa bulmaya çalışacağız. Kardeşim, hiç burada biz okyanus görmüş müydük seninle birlikteyken? Abi sola doğru bence okyanus. Bence de bu tarafa doğru dümdüz gittiğimiz zaman arkadaşlar. Yani bu taraflar okyanus bu. Evet, gözünü dört aç ve kaplumbağa arıyor. Aslında bir şey diyeyim mi? Şuralarda bir yerde buluruz ya. Kaplumbağa. Var. Oğlum baksana, buluruz. Ben sana çok açık ve net diyeyim mi? Burada bir yerde biz arkadaşlar. Biz geçen sefer bulmuştuk ya bir şeyler. Bulduk mu biz kaplumbağa buralarda? Dur. Sola doğru git. Dur, tamam. Sen aşağılara iyi bak. Sola doğru git. Tamam. Gençler, bakın kaplumbağayı bulduk. Hatta arkasında bir tane daha var. Hemencik ben buradan ot topluyorum Emad, onları çiftleştirmek için, tamam mı? Abi kaplumbağalara kafa atıyorum ben. Sen git kaplumbağalara kafa at. Al sen bunu. Çabuk. Şşt, yere kaçma lan. Kaçma, gel buraya. Gel buraya, sizin çiftleşmeniz lazım. Ha? Tamam. Diğeri kaçtı mı ama? Abi yakın değil ki. Bunlar yakın değil, evet, ben de farkındayım Emad'cığım. Gelin bakayım böyle. Karaya doğru gelin bakayım. Gel bakayım. Oğlum biz niye uğraşıyoruz ki Emad bununla Allah aşkına? Allah aşkına, biz şey oldu bu. Biz büyücü değil miyiz Emad? Bunları böyle biz... Yazık kafana. Vallahi yazık kafama. Aldın mı sen yumurtayı? Yumurta sende mi? Bende mi? Hayır. Bir bak bakalım yumurtaya. Bir dakika arkadaşlar. Şunları şirkete alalım. Tamam bak. Bir tane yumurtasını aldım. Diğeri nerede Emad? Buralarda bir yer. Burada. Nerede? Yumurtayı gördün mü? Aldım ben de. Tamam, bekle. Şurada bir tane daha var. Arkadaşlar ne yazık ki gel bakayım. Seni de almak zorundayız. Gel. Hop, tamam. Aldım bu yumurta. Bizim dünyaya geri geldik arkadaşlar. Kaplumbağaları şimdilik burada kapatacağız. Ardından yavrular büyüdüğü zaman zaten bize kabuk atacaklar. Emad, şunu şuradan kırıyorum. Tamam. Hazır mısın? Kaplumbağaları buraya... Ooo, bayağı da büyük. Kusura bakmayın, sizi doğanızdan alıp buraya getirdik ama kusurumuza bakmayacaksınız artık. Hadi bakayım, oraları güzel güzel. Diğerleri eşeliyor. Tam eşeliyorsa işte oraya şey bırakacak. Neydi onun adı? Yumurta bırakacak arkadaşlar. Sonra yumurtadan yavrular çıktıktan sonra ne olacak biliyor musunuz? Biz onları bayağı böyle bu şekilde büyüteceğiz. Kabuklarını alacağız. Ama bu işten biraz uzun süreceği için biz videoya yarın devam edeceğiz. Ama siz direkt şık diye izleyeceksiniz. Gençler, kaplumbağalarımıza baksanıza, şunların tatlılığı aşırı derecede sevimli gözüküyorlar. Bunu ne kadar tatlışırsınız siz ponçikler. Bunları bu şekilde görmüş olduğunuz gibi deniz otlarını verirseniz bunların büyümesini hızlandırırsınız ve hızlanacağı zaman ne olacak arkadaşlar? Büyüdükleri gibi bize kabuk atacaklar. He, hadi arkadaşlar. Bak abi, kaplumbağa otlatan ilk insansın. Kes sesini. Bir şey diyeceğim. Evet, hiç şunlardan kabuk çıktığını gördün mü? Bu arada sizde... Hayır. Ne oldu? Sen alttakine de versene, sendeki deniz otlarından. Ver kardeşim, şey yapsınlar. Bekle. Bize yine yavru lazım. Bize yumurta lazım olduğu için bunların tekrar çiftleşmesi lazım. Oğlum, alttaki büyük olana vereceksin. Yeniden... Hangisi büyük? Oğlum şu büyük işte, büyük görmüyor musun? Bak şu büyük Emad. Bak şu, büyük... mu? Evet, tıkla onun üstüne bir tane. Heh, şükür. Aha. Onlar yeniden şey yapacaklar. Neydi onun adı? Yavru yapsınlar. Aha, eşeliyor. Çünkü bize yumurtalarından lazım arkadaşlar. Ah, Allah! Bak, bir tane de bak pul geldi. Bak bak elime bir tane pul geldi. Bir tane bak büyüdü. Kaç tane lazım ondan? Emad bundan kaç tane lazım? Hemen söylüyorum. 2 tane daha lazım. Emad küçüklerimiz. Aa, bir tane daha var orada. Dur. Dur. Al onu. Aldım, 2 oldu. Evet, bir tane daha üstüne tıklasana. Şu büyümeyen yavrudan. Dur bekle. Envanterimi kontrol edeceğim. Daha kalmadım, ona göre suya gideceğim hemen. Çabuk söyle. Hemen git, hızlı git. Yok. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar suya gidiyorum. Geliyorum. Ot alacağım. Sen bak bakalım verecek mi Emad şey neydi ona da. Ama burada... Ne verecek? Otu var şurada. Tamam. Var be, var. Hızlı bir şekilde topluyorum Emad. Topluyorum otların hepsini, görmüş olduğun gibi. Abi, ben de topladım. Şurada havada duruyor kabuk. Sen nasıl bir insansın? Niye bu lan? Aa, duruyor mu? Bunların sayısı çok fazla olmaya başladı arkadaşlar. Aman, büyütmüşüm be. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunu ne yazık ki bu şekilde kırıp Allah almak zorundayım. Aldım. Tamam artık. Evet. Kırdı yumurtamızı. Evet. Oğlum o yumurtayla kılıç yapacağız işte arkadaşlar. Kralı öldürmeye elimde görmüş olduğunuz gibi kaplumbağa kılıcıyla gideceğiz. Görüyor musunuz? Bir şey değil mi? Setimle çok uyumlu olmadı mı? Baksanıza bir. Setimle muhteşem oldu bak. Şöyle yere atıyorum. Arkadaşlar efsane derecede güzel. Bundan önceki bölümde ekmek arası ekmek yapmıştık. Onu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çocuk seni döverim. Onu bana geri ver. Bak, ya ne vuruyorsun bana? 2 saat uğraştık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.